siz kendi yandaşlarınızı bile mağdur etmişsiniz. Arkadaşlar, İstanbul'un hali buydu. Sözleşme borcumuz nedir dedim. İhale almış ya yandaş firmalar. Bir baktım 27 ay öncesinden adamın alacağı var. Yani adam işini yapmış. Aradan 27 ay geçmiş. Yani 2 yıl 3 ay geçmiş. Hala para bekliyor adam. Yandaş mandaş. Sen sözleşmene imza attıysan, devlette süreklilik vardır. İmzanı attıysan, adam işini adam gibi yaptıysa parasını vereceksin. Ha, bir dahaki ihaleyi adam gibi yapacaksın. Kendi yandaşınızı bile mağdur ettiniz. Bu firmayı da mağdur etmişsiniz. Öyle kalkıp da bu yolsuzluğu, bu hırsızlığı, bu arsızlığı gizlemek için 50 tane otobüsle ilgili İETT'nin personelini alıp buraya sergi sarmanın bu işte sizi kurtaramaz. Biz milletle aynı istikamete giden, milletle aynı istikamette yürüyen, milletin acısını acı, sevincini sevinç kabul eden bir siyasi partiyiz. Biz bu milletle gönül birlikteliğiyle yolumuza devam ediyoruz. Allah'ın izniyle de devam edeceğiz. Bunların israf, bunların şunlar, bunlar sadece ve sadece dilinde kullandıkları argümandan ibarettir. Bunu aziz milletimize hasreten hatırlatmak istiyorum. Bundan 5 yıl önce deseydim ki ben, biz dünyada SİHA'da, İHA'da, insansız hava aracında dünyanın en önemli üç ülkesinden biri olacağız deseydim, Doğan Bey belki çıkıp bugünkü yaptığı konuşmayı da yapardı. Ama Doğan Bey, siz isteseniz de istemeseniz de biz Türkiye'yi ileri taşımaya, Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkesi yapmaya kararlıyız ve yapacağız Allah'ın izniyle. Bu araçlar çürümeye terk edilmiş. Çürüyor bunlar. Almışlar bunları, ya bunlar yazık demişler, çürümesin. 10'daki parçayı ona, 10'daki parçayı ona, 30 tanesini yolda ite kaka çalıştırıyorlar. Bunlar da dikkat edin, metrobüslere dikkat edin. Sadece pik saatlerde, sabah ve akşam saatlerinde çalıştırıyorlar. Gidin filyası kullanan şoförlere duygularını bir sorun. Her an yolda kalırım, her an şey yaparım korkusuyla. İşin daha acısı ne biliyor musunuz? Bir yandaş medya kalkıyor bir de bunu İBB otobüsleri yatırıyor diye filmini çekiyor gökyüzünden. Nasıl olsa, hani demin dedim ya, nasıl olsa ne söylesek inanır bu millet diye. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Bizi bu şekilde savunan bir medya istemem ben. Bizi böyle saçma sapan şeylerle savunan bir medya bizim de başımıza beladır arkadaşlar. Ben istemem öyle bir medya. Orada görüntü yapıyor, bedelini burada AK Parti ödüyor. Sizin de bence yanlışınız, bunu siz savunmayın. Bırakın onlar ne yapıyorsa yapsın. Daha uyanıklık yapıyorlar, daha uyanıklık yapıyorlar. Şimdi Özgür Karabatı falan dedi, İstanbul milletvekilimiz. Bakıyorlar filyası nasıl yattığını açıklayamayacaklar. Filyasa benzer bir araba yaptıralım. Piyasada görüntüsü filyas gibi olan bir araba yaptıralım. Onları yollara çıkaralım. Millet bunu filyas sansın diye bir firmayla uzun uzun görüşüyorlar. Çok geçmişten geliyor o firmayla çalışma. Arkadaşlar da güzel çalışmışlar, işlerini de yapmışlar. Onlardan yanılmıyorsam bir araç alınacak. %100 yerli. Bu da güzel. Bizim bir milletvekilimiz geçmişten beri bunun mali müşaviriymiş. Büyükşehir'le iş yapacağını anlayınca benim sizle birlikte çalışmam etik olmaz diyor, ayrılıyor. Mali müşavirlikten ayrılıyor. Şimdi arkadaşlar büyük bir yolsuzluk bulmuş gibi. Ya filyasa bakın siz. Büyük bir yolsuzluk bulmuş gibi. Karabatak konmuş, bilmem ne konmuş falan filan diye. İşte Ekrem Bey'in kankasıymış falan filan. Öyle iddialarla önümüze gelir. Bak biraz daha sağlam iddialara dayanın. Böyle çoluk çocuk şeyiyle, haberiyle ATV'de şurada burada yapılmış haberlerle önümüze gelmeyin. Mercedes yetersizlikten söz ettiler. Mercedes yetersiz bulunmadı. Bak Mercedes yetersiz bulunmadı. Aksine övmek de isterim. bu Filyasların ben ortalama kilometrelerine baktım. Hangi araç ortalama ne kadar kilometre yapmış? Filyaslar 300.000 kilometre yapmış ortalama. Pardon, ortalama evet. Mercedesler 1,5 milyon kilometre yapmış. O metrobüsü sizin Filyasınıza kalsaydı yanmıştı millet. Sizin yapamadığınızı Mercedes yapmış da bu kadar yük taşımış. Mercedes'in yetersiz olduğu konusunda hiçbir belge yok. Bunu söylemez de zaten kimse. Fiyatı yüksek bulunmuş, bu da normaldir. Açık ihale yapılmış, fiyatı yüksek bulunmuş. Kategorik olarak bu firma kötüdür diye bir anlayışımız da yok. Bak siz bu konuda bize akıl veriyorsunuz ama demin İbrahim Başkan söyledi. 2017'de araç almışsınız, birinci ihaleyi biri almış, sizin istediğinizi almadı diye ihaleyi iptal etmişsiniz. İkinci ihaleyi de biri almış, bu da olmadı diye iptal etmişsiniz. Üçüncü ihaleyi de bir başka firma almış, yine iptal etmişsiniz. Dördüncü ihale artık herkes demiş ki ya bunlar bunu istiyor, biz girmeyelim bari. Sizin istediğiniz firma almış. Yanlış, çok ilginçtir. Hani biz yandaş firma şu bu falan diyoruz. Yandaş firmayı da mağdur etmişsiniz, adamların parasını vermemişsiniz. Şimdi bize düştü onun parasını ödemek. %40'ı peşin, %60'ı bilmem ne demişsiniz. Adamlara 2 sene para ödememişsiniz. Adamların parasını 31 Mart'la 23 Haziran arasındaki dönemde İstanbul'da Sayın Valinin yönettiği dönemde, vekil olarak yönettiği dönemde ödenmiş 20 milyon eurosu. Yani siz kendi yandaşlarınızı bile mağdur etmişsiniz. Arkadaşlar İstanbul'un hali buydu. Bak ben bu ödemeler deyince ilk geldiğimizde yaptığım şeylerden bir tanesi de şuydu. En eski tarihli sözleşme borcumuz nedir dedim. İhale almış ya yandaş firmalar. Bir baktım 27 ay öncesinden adamın alacağı var. Yani adam işini yapmış, aradan 27 ay geçmiş, yani 2 yıl, 3 ay geçmiş, hala para bekliyor adam. Yandaş mandaş, sen sözleşmene imza attıysan, devlette süreklilik vardır, İmzanı attıysan, adam işini adam gibi yaptıysa parasını vereceksin. Ha, bir dahaki ihaleyi adam gibi yapacaksın. Kendi yandaşınızı bile mağdur ettiniz. Bu firmayı da mağdur etmişsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili arkadaşımız derenin etrafında dolaşarak asıl söylemesi gereken ve cevap vermesi gereken konunun etrafında dolaşarak bir cümleyle İETT'deki büyük bir yolsuzluğu kapatmanın gayreti içerisinde ve suçluluğu içerisinde kürsüde hitap etmeye çalıştı. Ve dedi ki bizim milletvekilimiz öyle bir kadir şinaslık göstermiş ki ben artık milletvekiliyim, hemen buradan ayrılayım, buranın mali müşaviri olmayayım demiş dedi. Evet, öyle mi demiş? Şimdi arkadaşlar soruyorum. 29.07.2020 bu ülkede seçimler ne zaman yapıldı? Bileniniz var mı? Genel seçimler ne zaman yapıldı? 2018. 2020-2018 arasında kaç yıl var? 2 yıl var. Peki yerel seçimler ne zaman yapıldı? 2019. Buyurun. Özgür Karabat 2020 yılında bu firmanın mali müşaviri olarak resmi gazetede ismi geçen ve bütçe sermaye artışı için müracaat eden kişi. Tam tersi. 2019 seçimlerinden önce bu firmanın mali müşaviri Sema Yay diye bir hanımefendi. Seçimden sonra Özgür Karabat bu firmanın mali müşaviri oluyor. Belge burada. Belge burada. Resmi gazete. Buyurun. Ticaretçiler gazetesi. Burada. Öyle kalkıp da bu yolsuzluğu, bu hırsızlığı, bu arsızlığı gizlemek için 50 tane otobüsle ilgili İETT'nin personelini alıp buraya sergi sarmanın bu işte sizi kurtaramaz. Neymiş? 90 milyon euro 300 otobüse Cumhurbaşkanlığından izin verilmemiş. size izin verilmediğine dair bir beyanda bulunuldu mu? Bir beyanalda bulundu mu? Şu ana kadar hangi belediyenin bu anlamda izin çıktığına size izin çıkmadı? Hangi belediyeye çıktı size çıkmadı? Aynı şekilde Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni de bekliyor. Devlet hesap kitapla yönetilir. Sizin gibi hesapsız kitapsız giderseniz 2,5 yılda İstanbul'u nereye getirdiğiniz ortada. Bir başka şey ise diyor ki daha önce de Büyükşehir'den iş arıyormuş. BG burada. İlk ihaleyi ne zaman almış arkadaşlar biliyor musunuz? 27.09.2019. Buyurun. Seçim ne zaman yapıldı? Arkadaşlar seçim ne zaman yapıldı? İlk ihaleye aldığı ihale 27.09.2019. Karabat'tan sonra ihale almaya başlıyor. Yani Karabatak operasyonu Karabat'tan sonra başlıyor. Doğan Bey, ne yaparsanız yapın, etrafından dönerseniz dönün, İETT'de yakalandınız. 1 sıçradınız, 2 sıçradınız, 3 sıçradınız, İETT'de yakalandınız. 1 yılda 1 kişiye çektiğiniz peşkeş 2 milyar Türk lirası. 2 milyar Türk lirası. Öyle 50 otobüs almışsınız da şu kadar ödemişsiniz de yandaşa şunu yapmışsınız da otobüs bilmem ne olmuş da falan da filan da. Bu yolsuzluğu açıklayın önce. Bu yolsuzluğu açıklayın önce. Öyle. Efendim İETT Mercedes elenmemiş. Mercedes diyor ki beni niye eledin? Beni niye eledin diyor Mercedes. Beni diyor niye yetersiz buldun? Ben yetersiz miyim? Kendi ürettiğim otobüsü tamir edemeyecek kadar yetersiz miyim diyor. Mercedes söylüyor. Ve 30 sayfalık ihbar çekiyor İETT'ye. 30 sayfalık. Ve diyor ki yanlış yapıyorsunuz. Her şey şakaya gelir. Her şeyde gönül ilişkinizi kullanabilirsiniz. Hatır gönül ilişkisini kullanabilirsiniz. Ama otobüsler hatır gönül ilişkisiyle yürümez, yolda kalırsınız, batarsınız diyor. Mercedes söylüyor. Bak belge burada. Belge burada. Buyur. Belge burada. Belge burada. Şimdi bakın belge burada. Belge burada. Siz Karabat'ın Karabat'ını açıklayın. 1 yılda 2 milyar TL nasıl o üçü bir arada var ya O üçü bir arada resimler vermişsiniz ya. Onu bir anlatın. Sonra siz geçin başka yerlere limon sıkmayı. Siz kendi dezenfektenizi bir temizleyin. Dezenfekteyle kirliliğinizi bir temizleyin. Onu da sonra konuşuruz. Bunun için öyle kalkıp da bize ne yaparsanız yapın, halka bari yapmayın. Ya bunu bu ülkede en son söyleyecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir ya. Bu ülkede ekmek kuyrukları, bu ülkede yağ kuyrukları, bu ülkede yoklukluk Cumhuriyet Halk Partisi'nin eseridir ya bu ülkede. Değil mi arkadaşlar? Bir tane dikili ağacınız yok, dikili. Bir tane dikili ağacınız yok. Yönettiğiniz şehirlerdeki durumu görüyoruz. Bakın 25 yıldan beri İzmir'i siz yönetiyorsunuz. İzmir daha vahşi depolamayla çöpü topluyor be. Vahşi depolamayla çöpü topluyor. Biz milletle aynı istikamete giden, milletle aynı istikamette yürüyen, milletin acısını acı, sevincini sevinç kabul eden bir siyasi partiyiz. Biz bu milletle gönül birlikteliğiyle yolumuza devam ediyoruz. Allah'ın izniyle de devam edeceğiz. Arkadaşlar öyle gittiniz geldiniz, anketleri görüyoruz. İkinizi toplasanız bir AK Parti etmiyor be. İkinizi toplasanız bir AK Parti etmiyor. Onun için efendim neymiş? Büyükşehir Belediye Başkanı'na bir konut yapılması gerekiyormuş. Florya'yı kapatmışlar. Ne yapmışlar? Rumeli Hisarı'nda muhteşem bir köşk yapmışlar. Bu köşkü de Sosyal Demokrat Doğan Bey savunuyor. Rivayetlere göre bu köşke harcanan parayı, duyumları burada söyleyecek olsam dudağınız uçuklar. Ama biliyorum ki bunlar resmi rakamlar olarak değil, müteahhitlerin yan sanayi siyasetiyle inşa ettiği köşk. Köşk. Bunların israf, bunların şunlar, bunlar sadece ve sadece dilinde kullandıkları argümandan ibarettir. Bunu aziz milletimize hasreten hatırlatmak istiyorum. Bundan 5 yıl önce deseydim ki ben, biz dünyada SİHA'da, İHA'da, insansız hava aracında dünyanın en önemli üç ülkesinden biri olacağız deseydim, Doğan Bey belki çıkıp bugünkü yaptığı konuşmayı da yapardı. Ama Doğan Bey, siz isteseniz de istemeseniz de biz Türkiye'yi ileri taşımaya, Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkesi yapmaya kararlıyız ve yapacağız Allah'ın izniyle. Teşekkür ediyorum.